İster birey olun, ister şirket olun, muhakkak sosyal sorumluluk projesi yapmak zorundasınız. Yani satışta bence en büyük ikna aracı sormaktır. Yani katılmak ister misin? Karşıya nazikçe bir şey sorduğun veya izin istediğin zaman karşı insanın bunu reddetmesi çok zordur. Satmaya ihtiyaç duymamak bence çok önemli. Onun için yok ki satışa gidiyorsanız karnınız tok gidin diyorum ben. Yani müşteriye giderken o satışa ihtiyaç olmayacak gibi gidin. Şimdi gelelim pazarlamaya. Bu son slide'ım benim. Şimdi bununla ilgili dünyada koçların yani nasıl sattı derken hani bana sorarsanız şöyle düşünüyorum ben. İlk başta bir kere bir blogunuz olmalı. Yani bir e-posta üzerinden düzenli olaraktan takipçinize bir kere iletişimci olmanız lazım. Aktif olmanız lazım. Yani ben bu noktaya gelirken 10 sene bedava eğitim verdim. Bakın yani 34 yaşından 44 yaşına kadar Türkiye'de eğitim vermediğim üniversite kalmadı. Üniversiteye gittim, bedava eğitimler verdim. Bu Türkiye'nin her yerinde yani Mardin, Antakya, her yere gittim. Gidebileceğim her yere gittim, her daveti kabul ettim. Ve orada birçok kişiye ulaştım bir kere, öyle bir markalaştım. Daha sonra tabii kitaplarımla daha çok kişiye ulaştım. Daha sonra tabii benim pazar yazılarım çok meşhurdur. Yani benim Facebook'ta paylaşıyorum, aynı anda kendi tanıyözdeş.com.tr'de paylaşıyorum. Yani 12 yıldır ayda minimum 2 kere yazıyorum bakın. Yani benim tanıdış.com'da girersen yazmış olduğum 400 tane makale var. Yani bugün yani hiçbir kimsenin tanıyorum 400-500 tane makalesi olan ya bu makalenin hepsi minimum 3 sayfadır. Her gün yazarken en aşağı 5-6 saat harcıyorum. Ve hepsi günceldir yani. Mesela o benim pazar yazılarım. Benim vermiş olduğum hizmet. Onun için LinkedIn'de paylaşırım. Sosyal medyada paylaşırım. Burada bir kere bilgimi, uzmanlığımı insanlara paylaşıyorum bir en azından. O yüzden blog önemli bir şey. Sosyal medya çok önemli bir şey. Orada herkes kendi işine göre yapmalı. Herkesin stili farklıdır. Şimdi gelelim. Ben 4-5 tane dijital ajansın danışmanlığı yapıyorum. Şimdi dijital bugün baktım Amerika'da yani bugün bir koşuk yapan bir kişi ayda 20-30 bin dolar harcamış şeye, dijital reklama. Tabii çok büyük para. Türkiye'de o paraları kazanmamız çok zor ama yani muhakkak bir kere Google'a reklam vermeniz lazım. Tavsiyem. Ondan sonra web sayfanız varsa SEO çalışması yapmanız lazım. Önemli yani. Reklam vermek önemli. Bu reklam çok büyük gerekmiyor. Yani bugün Instagram'a 100-200 lira ayda reklam verseniz Google'a da herhalde işte bütçenize göre 300 ile 1000 arasında verseniz. Yani 1500-2000 liralık reklam sanıyorum sizin gönül olmanızı sağlayacaktır. YouTube kanalı çok önemli. Yani bugün dünyada insanlar video üzerinden benim esasında şu anda en çok işi YouTube sonrasını aldım. Çünkü YouTube'da bayağı bir takipçim var dünyanın her yerinden. Şu anda 1 milyon ulaştım. Bir sene önce açtım YouTube kanalımı. Şu anda 1 milyon izlenme oranına ulaştım. Tabii YouTube'dan çok iş geliyor bana. Çünkü YouTube gerçekten çok kıymetli bir şey. Ama tabii pahalı bir şey. Yani benim ciddi bir ekip çalışıyor benimle birlikte. Onu kendiniz yapmanız çok zor. O yüzden kendi başına yapmanız bence çok tavsiye etmem. Çünkü ciddi içinde birçok şey var. Sizi aşan şey var. Onun dışında pazarlama anlamında işte influencer, blogger gibi birçok şey var. Mesela ben birçok televizyon kanalına para vermek suretiyle çıkıyorum yani. Yani burada işte Business Channel var. Orada çıktım işte. Şimdi TV8 pazarlıyor. TV100 var. Ha, paranız varsa çıkın. Yani ben eskiden parasız çıkıyordum. Bloomberg, CNN, NTV. Yani bunların hepsine ücretsiz çıkıyordu ama şu anda bunlar para maalesef televizyoncular yeterince para kazanmadığı için doğal olarak bunlar 500 lirayla 8 bin arasında para istiyorlar sizden. Ama yani inanın çok faydası var. Yani kesinlikle ben bunlara senede 2-3 bin lira para harcıyorum. En azından alıyorum. En kötü oradaki çekmiş olduğum videoları YouTube kanalına yapıyorum. En azından bedava kendi programım olmuş oluyor. Yani siz bugün kendiniz bile bir YouTube kanalı için program çekseniz zaten bunun maliyeti 5 bin lira. Yani o yüzden yani bir yerine 3-4 bin lira para verip de bir televizyon kanalı davet etmesi için bence çok mantıklı. Hem oradaki izleyiciye ulaşıyorsunuz hem de bedava YouTube'a koyacak bir videonuz olmuş oluyor. Onun dışında stratejik iş birlikleri var. Birçok eğitmenle, birçok koçla, birçok kimseyle iş birlikleri yapıyorum. Yani sizi tamamlayan, güvenliğiniz farklı koçlarla, farklı eğitim şirketleri, danışman şirketleri iş birliği yapın. Oradan da bayağı işler geliyor. Onun dışında son tavsiyem de sosyal sorumluluk. Yani
Bugün işte Peter Drucker var, Philip Kotler var. Bunlar hepsi diyorlar. Yani bugün muhakkak ister birey olun, ister şirket olun, muhakkak sosyal sorumluluk projesi yapmak zorundasınız. Yani siz kendinizi muhakkak, yani paranızın bir kısmını, niye bunu söylüyorum? Benim oğlum var, Kanada'da yaşıyor ve kendisini sosyal sorumluluğa adamış bir insan. Afrika'ya kadar yardımlarda bulunuyor. Hatta şu anda bir şirket kuruyor ve içinde kazandığı paranın belli bir kısmını bağışlayacak. Yani dünyada paraya ihtiyacı olan ülkelere bağışlayacakmış. Bu da yeni fikir. Kendisi yaşı 30. O yüzden yani sosyal sorumluluk da bence size değer katan, yapmış o iyi bir pazarlama aracı bence. Çok önemli pazarlama aracı. Artı iyi bir şey. Bence yani insanın yapması lazım. Evet, yani dediğim gibi burada birçok metot var. Ha, telefonla soğuk arama da yapabilirsiniz. O da bir yöntem. Çok fazla tavsiye etmem bu dönemde ama eskiden networking vardı. Etkinliklere giderdik. Ondan sonra şimdi çok fazla yapma şansımız yok. Yani bence networking çok iyidir. Yani çok fayda gördüm ama şu anda sosyalleşmemiz için, o yüzden daha çok sosyal medyayı kullanacağız. Evet, yani benim bu da benim son sayfam. Beni takip etmek isterseniz Spotify'da Tanoloji Akademi, YouTube'da Tanoloji Akademi, bütün sosyal medya kanallarında Tanoloji olarak takip edebilirsiniz. Artı web sitem var, tanoloji.com.tr. Şu anda 4 tane kitabım var. Kendim yazdığım 8 kitabım var ama 4'ünü tamamen kendim yazdım. Ondan sonra bunların her biri de işte 50 yaş güzel bir koçluk kitabıdır. 50 yaşında yazdım. 50 yaş, 50 sene hayatımdaki 50 seneyi bir koç gözüyle kendimi masaya yatırdım. Duygusal zekamı kullanaraktan 50, onun hepsi hikayedir. Benim bütün kitaplarım kendim anlatırım. Kendim anlatırım, gözlerimi anlatırım. Yani hiçbir şekilde alıntı yoktur kitaplarımda. Tamamen doğaçlama yazarım. Hayat tecrübemi yazarım ve yani bir şekilde sesli düşündüğüm kitaplardır bunlar. Evet. Benim sunum bu kadar. Umarım bakın 48, aynı anda zaman koçuyum. Görmüşsünüzdür yani hiç bırakmadan doğaçlama. Ben sunum hazırlarken kaç dakika yapacağımı biliyorum. Çok enteresan bir şey. Yani yüzler sunum yaptığım için bir sunumun ne kadar olacağını biliyorum ve otomatikman da o kadar saat konuşuyorum. Yani nasıl yaptım ben de bilmiyorum ama işte tamamen zaman tutuyor. Bilmiyorum Tuncel ve Umut izleyenler için lezzetli bir konuşma olduğunu bilmiyorum. Kesinlikle harika bir konuşmaydı. Yani ben de çok fazla not aldım. Çok nokta atışı bir sunumun olması gerektiği gibi. Aynı zamanda bir sunum nasıl yapılırın örneğini de gördük. Çok fazla detaylarda boğmadan nokta atışı ilgi çekici şekilde görseli kullanım. Hani o açıdan da bakmış olduk. Çok teşekkür ederiz. Şimdi soruları olanlar varsa hem chat bölümüne yazabilirler hem de söz alarak eğer sorularını sormak isteyenler varsa ellerini kaldırabilir. Galeri view'a geçelim. Bu arada bir şey ben de söylemek istiyorum. Birincisi sana çok teşekkür ederim. Birincisi hakikaten ben kendimde çok güzel bir ders aldım. Fakat en güzel şey çok samimi, yani hayata dokunan, şeylikten, yapmacıklıktan uzak, içten, hani böyle şey, palavrayı bırak, bu işin esası ne diye soracak adamlara. Ve tak tak tak, budur. Şimdi ben düşüneceğim bu akşam. Bu arada geçenlerde söyleyeyim, Taner hocamız oğlunu evlendirdi. Allah bağışlasın. İki oğlum evlendirdi. İki oğlum var. İki oğlu. Onun için çok çalışması lazım. Çünkü arkadan torunlar gelecek. Taner bitmiyor yani. Çocukları evlendirdiği zaman bitti zannediyorsun. Sonra bir gün şey gibi bu, ne derler, hani monopol oyunu var ya, atıyorsun zarları, gidiyorsun. Sonra tekrar sıfır noktasına geliyorsun. Oh bitti derken oyundan çıkamıyorsun. Tekrar zaten devam ediyorsun. Çünkü torunlar devreye giriyor. Efendim soruları olanlar varsa şu şeye girelim. Evet. Sen şeyden o herkesi birden görmek istiyor mu? Buradan göremiyorum. Neden bilmiyorum. Soruları olan varsa lütfen teker teker sorsun. Ben buradan göremiyorum ama. Yani chatten de bakarım. İster ben de mikrofon üstü söylemek de olabilir. Evet, olabilir. Mikrofonun olmasını daha insancıl buluyorum. Gizem elini kaldırıyor. Gizem, sen söyle. Tamam. Gizem'le başlayalım. Bora, sen organize başlayalım. Eder misin ses konusunu? Evet Gizem, ne söylemek istiyorsun? Şeyini aç, mikrofonunu aç. Duymuyoruz. Gizem şimdi konuşuyor. Tamam. Öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten benim için çok yararlı bir sunum oldu. Üzerinde çok çalışıyordum ben de. İşte bu
yapmak istediğim işi nasıl tanıtabilirim, nasıl daha efektif olabilirim diye kafamdaki birçok şeye cevap vermiş oldunuz. Çok teşekkür ederim. İyi ki katılmışım diyorum. Bundan sonra da takip edeceğim zaten sizi. Benim özellikle söyledikleriniz arasında biri çok dikkatimi çekti. Gerçekten de bu konuda bir bilgim yoktu. Özellikle televizyon kanallarına çıkıp konuşmakla ilgili ben bilmiyordum hani bedava olarak mı çıkılıyor yoksa belirli bir para mı ödeniyor diye, ama siz hani para ödendiğini söylediniz. Tamam, peki biz nasıl iletişime geçebiliriz bu kanallarla? İşte yerel kanallar var, tabii çok büyük kanallar var. O çok büyük kanallara şimdi ulaşabileceğimizi düşünmüyorum. Belki ileride bir ajansla ya da yine sizin dediğiniz gibi çevre bağlantısıyla olabilir, ama nasıl ulaşılabilir en azından bizim gibi başlangıçtaki insanlar için? Esas tabii onlar hepsi beni buluyor tabii bir şekilde. Herhalde başka çok fazla televizyon kanalına çıktığım için onlardan hiç kimseyi aramadım şimdiye kadar. Ama şu anda TV100, TV8, Business Channel şu anda en yoğun pazarlayanlar bu konuda. Onun dışında gençlerin yapmış olduğu var. O nasıl yönlendirebilirim? Onlar ise onlar yapıyor. Altta yani genelde gençler 400-500 lira. Genelde ortalama 500 lira bu tip kanallar. Size sohbet ediyorlar. Videonuzu size veriyorlar. Kendi YouTube kanallarında bunu yayınlıyorlar. Ondan siz bana WhatsApp'tan yazın. Benim cep telefonum 532. Ben benim cep telefonumu. Ben sizi yönlendiririm. Birkaç bu numaram benim. Şey var. Yani onunla ilgili benim şu an temasta olduğum birkaç yer var. Yani onlar buluyor veya bazen beni arıyorlar. Aradıkları zaman ben ona nasıl ulaşacağım ben de bilmiyorum. Ama yani aranızda ilgilenenler varsa onları yönlendirebilirim. Ama şu anda en kolay ulaşabileceğiniz yer ve ilk deneyim olaraktan tavsiyem Business Channel diye bir kanal var. Ondan sonra o çok, yani gelsiniz Google'a. Zaten yüzler satıcısı var. Öyle bir ilk deneyimizi kazanabilirsiniz. O telefonu ararsanız da ben bir programa çıkmak istiyorum diye sizi çıkarırlar, yani hiç sorun olmaz yani, hatta atlarlar üzerinize. Onlar genelde 500 lira alıyorlar sanıyorum. Olaraktan o stüdyoya gidiyorsunuz, 20-25 dakikalık program yapıyorlar, videosunu size veriyorlar, soruları oradaki bir sunucu yapıyor. Yani o deneyimi yapın, yani en azından bir televizyon kanalına çıkmış oluyorlar. Yani bizim şu an öyle halka açık bir kanal değil ama kendi YouTube kanalları var. Orada paylaşıyorlar. Yani öyle bir deneyimden geçebilirsiniz. Ama yani kendi YouTube kanalınızı açabilirsiniz. Ufak ufak videolar paylaşabilirsiniz. O da olabilir. Yani YouTube kanalı çok iddialı olmazsanız kendi başınıza biliyorsunuz çok basit. Bir iPhone'a için bir iPhone'u karşınıza koyup veya Zoom'da olabilir. Ben öyle yapıyorum bazen. Zoom açıyorum bilgisayarımda. Zoom'a konuşuyorum. Ondan sonra onun kaydını YouTube'a koyuyorum. Daha pratik oluyor yani. Kendi kendime konuşuyorum yani. Ya şu anda nasıl kaydı, bunu kaydı çıkacak. O da bir yöntem. Veya iPhone'a çekebilirsiniz. Mikrofonunuz varsa, yani ışık mikrofonunuz varsa. Mesela başka bir yöntem, benim çok meşhur Instagram canlı yayınlarım var. Şimdi benim bu pazar YouTube canlı başlıyor. 15 gibi pazar günleri ünlü konuklar çıkarıyorum veya da değişik konuklar çıkarıyorum diyeyim. Artık Instagram canlıya konuk davet ediyorum. O Instagram canlı daki yayını kaydediyorum IGTV'ye, sonra YouTube atıyorum mesela. Yani o da güzel oluyor. Instagram'a çağırın birisini, herhangi bir insanı, onu kaydedin YouTube'a koyun mesela. Yani Instagram'ınızda olsun yani. O da güzel olabilir. Mesela canlı bir koşu seansı yapın mesela, bakın çok enteresan olabilir. Aa evet. Evet yapın ya, ben insanlar merak ediyor yani. Bence bir danışanınızla bir koşu seansı yapın bunu Instagram'da, herkes seyretsin, kaydı olsun yani. Kendinize güveniyorsanız yapın bence. Çok güzel olabilir bence. Çoğu insan koşunun ne olduğunu bilmiyor. O yüzden yani böyle bir canlı seans bence müthiş ilgi çeker. Çok teşekkür ederim. Yine harika fikirler. Çok sağ olun. Evet sevgili arkadaşlar. Hocamıza soracak sorusu olanlar lütfen el kaldırsınlar. Ben burada herkes aynı anda göremiyorum ama Ümit sen görüyorsan sen söyle, çünkü aynı anda bir sayfaya sığmıyorum. Ben görüyorum. Sorusu var. Benim bir sorum var. Evet. Sonra da Nadir'e söz verelim. Nadir elini kaldırdı. Sanıyorum ondan sonra da yavaş yavaş süremizin sonuna geleceğiz. Tamam. Taner Bey'i de çok meşgul etmeyelim. Sizin en başarılı olduğunuz ve en çok görünür olduğunuz alanlardan birisi Taner Bey, sosyal medya, bahsettiğiniz gibi özellikle LinkedIn. LinkedIn'de hem
takipçileriniz çok fazla, hem çok aksiyon alıyorsunuz, hem çok paylaşılıyor. Ve ben arkadaşlardan da görüyorum, kendimden de biliyorum, sosyal medyayı etkin kullanabilmek için hakikaten büyük çaba sarf ediyorlar. Yani güzel paylaşımlarda bulunuluyor, etkin, insanlara katma değer katacak sözler, yazılar, resimler, ama takipçi kazanmak ya da etkileşim sağlamak o kadar kolay olmuyor. Genel olarak sosyal medya için sorabilirim ama LinkedIn özelinde bununla ilgili somut önerileriniz, bunun sırları neler, ne söyleyebilirsiniz? Valla ben de aslında şöyle söyleyeyim, pandemi öncesinde kullanmıyordum. Yani sadece arkadaşlarım var, 7000 kişi vardı. Fakat şu anda 18.000 kişiye çıktı bu, ki ben yani herkesi kabul etmiyorum. Ama düzenli olaraktan her gün geliyor insanlar. Valla sanıyorum paylaşımdan sonra gelen, iyi bir şey paylaştığınız zaman ve buna bir de ben cevap veriyorum. Yani çoğu insan bir paylaşım yapıyor, altta birisi yorum yapıyor. Ona teşekkür etmiyor mesela. Çok enteresan geliyor bana. Mesela benim aşağı yukarı 7 tane Facebook sayfam var, bir Twitter var, YouTube var. Aşağı yukarı 150 bin aktif takipçim var. 1 milyon kişi de bana ulaşmış insan var Türkiye'de. Bunu hepsine ben dönerim yani. Hepsine. Yani bana bugün herhangi bir yerden ister cep telefonu, ister WhatsApp, ister sosyal medya, ister LinkedIn, ister YouTube olsun, en geç 48 saatte yorum görürsünüz. Bu kadar yoğunluğuma rağmen yani. Muhakkak dönerim. Bu çok önemli bir şey. Yani dönme, yani bu işin en büyük sırrı her insana değer vermek. Yani her insanın yazdığı yoruma teşekkür etmek ve onunla ilgili eğer ekstra bir şey eklemek istiyorsanız eklemek. Bir şey bu. Yani dönmek. Ben dönmek ve düzenli paylaşmak. Yani ben her gün paylaşıyorum. Tatilken bile paylaşıyorum. Hiç ara vermiyorum yani. Hiç ara vermiyorum. Çok kolay bir şey değil. Ama şu yapıyorum ben. Ben çok fazla başka insanları takip etmiyorum. Yani hani, sosyal medyada diğer şey için hani var tabii. Ama bu kadar yoğun olduğum için çok fazla diğer konulara giremiyorum. Yani diğer insanlar gibi başkası ne yapıyor diye gidip bakmıyorum. O çok büyük bir zaman alan bir şey. Onun dışında ikinci konu ise başkalarının yazmış olduğu yorumlara katkıda bulunmak. Yani like etmek bir tanesi. Güzel paylaşım varsa teşekkür etmek ve yorum yazmak. Mesela ben Hülya Mutlu'yla öyle tanıştım mesela. Sonra beraber programına çıktım mesela. Ondan sonra birçok insana tanıştım. Onur'la öyle yaptık. O yani sadece kendi paylaşımım değil, ben de onların paylaşımlarına katkıda bulunuyorum. Yani tek yapmadığım konu, benim eksik olduğum nokta gruplar. Hiçbir grupta yer almıyorum. Onlarla gruplarda yokum yani. O grup tarafı bambaşka bir şey. Ona zamanım yok yani, ama bir de grup var yani, kendi ilginize giren bir sürü gruplar var, o gruplara gidip orada aktif olaraktan paylaşımları bulunuyorsunuz, o ayrı bir şey yani, o benim zamanım olmadığı için öyle bir deneyim yok. Benim ama şeyim var, premium account'um var, hem oradan LinkedIn'e eğitim alıyorum. Yani bence LinkedIn'deki eğitimler inanılmaz yani, bu kadar kaliteli eğitim, fiyat çok uygun. Ben sınırsız eğitim, bir yıllık üyeyim premium. Premium olduğunuz zaman bedava eğitim de alıyorsunuz yani. Mesela her konuda var yani, aklına gelecek dünyadaki her kişisel gelişim konusunda, ister inovasyon olsun, ister koçluk olsun, nasıl koç olunur, hepsi var. Ona üye oluyorum. Premium olduğu için de benim yani birinci seviyede olmayan kişilere ulaşabiliyorum yani. O da önemli bir şey yani. Ben herkese ulaşabiliyorum. Ondan sonra bilmiyorum, sanıyorum yani bu daha çok yani zamanla olan bir şey. İnsanlar yani güzel şey paylaşınca, insanlar vardı ya, iki tane birinci kuralı yani, borçlu bırakma, karşılık kuralı. İnsanlara sürekli iyilik yaparsanız, yani şu anda mesela benim 3 tane takipçim var. Bana geldiler, dediler ki yani biz çok rahatsız oluyoruz. Her gün bize iyilik yapıyorsunuz. O yüzden mesela benim bütün web sayfamdaki bütün yazılarımın kapaklarını fame atacağını birisi yapıyor. Ben dedim ki, ben de o kadar rahatsız oldum buna iyilik yapan bir insana iyilik yapmak için. Tamam dedi, ne yapmak istersen dedim. Tamam dedi, ben de çok güzel dedi, şey yaparım dedi. Kapak yaparım. İyi, bütün kapaklarımı ona yaptırıyorum mesela. Ondan sonra birisiyle tanıştım. İsmi B, soyadı Bile değil. B ismi Bile değil. Yani öyle enteresan. O da mesela benim farklar.net'in kurmuş Türkiye'de. O da benim bütün dil bilgisi hatalarımı düzeltip Türkçe konusunda beraber yola çıktık. Yani her şeyin Türkçesini buluyoruz ve Türkçe yayınlıyoruz. Yani böyle iki tane işbirliği oldu. Çok değerli.
Ya bu iş emek işi ya. Yani arkadaşlık gibi yani. İşte yani bunun tek boyutu yok ama yani sadece buna yani hani, tek boyutlu bakarsanız sizin de karşı insan iyi göstermeniz lazım. Yorum yapmanız lazım, like yapmanız lazım, işbirliği yapmanız lazım. Paylaşımınız çok kaliteli olmalı ve sürekli olmalı bu. Benim sırrım bu. Nadir, sen de bir soru sor. Elini kaldırmışım. Teşekkür ediyorum. Öncelikle iyi akşamlar. Azerbaycan'dan da selamlar. Öncelikle böyle bir proje için çok teşekkür ediyorum. Taner Özcan, böyle bir sorun vardı size. Yine biraz satışla ilgili. Mesela bir kişi size yazıyor, satış eğitimi almak istiyor. Ona eğitimi satıyorsunuz. Bir de satışında gerileyen bir kişi var. Siz kendiniz ona teklif ediyorsunuz ki benim eğitimime katılabilirsin. Ama ona nasıl bir teklif yapmalıyız ki gerçekten teklif ettiğimizi düşünsün. Yani ona satış yapmak istediğimizi düşünmesin. Yani ben yani şöyle güzel bir soru bence. Şöyle yani benim eğitime gelen kişi kolay ama ben birisinin eğitime gelmesini düşünüyorsam şöyle oluyor mesela. Kişi bana sürekli belli yorumlar yapıyor. Anlıyorum ki ilgisini çekiyor yaptığım şeyler. O zaman ona eğitim açtığınız zaman ona özelden bir mesaj atıyorum. Diyorum ki böyle yani beni takip ediyorsun ve senin satış çok büyük merakın var. İşte önümüzdeki hafta bir tane satış eğitimi mi olacak? Katılmak ister misin diyorum. Yani hep soruyorum. Yani satışta bence en büyük ikna aracı sormaktır. Yani katılmak ister misin? Böyle bir şeyin parçası olmak ister misin yani gibi soruyorum yani. Çünkü sorduğunuz zaman reddedilmezsiniz. Ama karşıdan talepte bulunursanız reddedilirsiniz. Ama soru sorduğunuz zaman reddedemezsiniz yani. Mesela değil mi? Seni arayabilir miyim? Nadir dedim mesela. Tamam, kibarca sordum mesela. Karşının bunu reddetmesi çok zordur yani. Hayır, arayamaz mısın diyeceksen beni. Diyemezsin yani. Yani evet, insan tamam. Yani normal bir insan da. O yüzden de karşıya nazikçe bir şey sorduğun veya izin istediğin zaman karşı insanın bunu reddetmesi çok zordur. Şimdi şöyle oluyor. Şimdi orada siz yaptığınız, bakın ben şimdi mesela benim cep telefonumda 2000 kişi var. Benim yani siz benim hayatıma girerseniz, benim açık sınıf eğitimlerim var. Senede 6 kere veriyorum. Senede 10 gün veriyorum. Ve bunları duyuruyorum LinkedIn'de. Herhangi bir şekilde benden herhangi bir şey alırsanız ömrünüzün sonuna kadar benden kurtulamazsınız. Bu kadar iyi takip ederim yani. İster alın almayın. Benim sadece radarımda olmanız yeterli. Muhakkak benden bir şey gelir size. Katılmak ister misin yani? Çok insan var, çoğu insanlar etkinlik geliyor sonunda. Merak ediyorlar yani bu kadar iyi takip ettiğim için. Bunu çok sistematik olarak yapıyorum. İyi takip ediyorum. Mümkün o kadar kibar oluyorum. Baskı yapmıyorum. Çünkü satmak gibi yani bunu ben dediği gibi Tuncel'in yani benim ana işim olduğu için benim bütün yaptığım bu işler hobi olduğu için yani parası anlamda bunlara ihtiyacım yok. Yani buradan gelecek olan gelir tabii ki iyi bir şey ama kazanmasam da hayatımı devam ettirebiliyorum. O yüzden de sırf buradan gelirim, sırf koçluk eğitim olsaydı sanıyorum birçok diğer insan gibi daha gergin ve daha baskı altını hissedebilirdim ama benim bu ek işim olduğu için daha rahat davranabiliyorum yani. Daha özgür davranabiliyorum. O da benim sanıyorum bana güç veren bir şey. İhtiyaç olmamak yani satmaya ihtiyaç duymamak bence çok önemli. Onun için yok ki satışa gidiyorsanız karnınız tok gidin diyorum ben. Yani müşteriye giderken o satışa ihtiyaç olmayacak gibi gidin. Yani o müşteriye ihtiyaç olmadan gidin. Ama o müşteriye muhakkak satmak ihtiyaç duyduğunuz zaman satmak çok, o müşteriyle doğru iletişim kurmak çok zordur. Yani o yüzden karnı yani açken Migros'a gitmeyin yani. Tokken gidin yani. Müşteriye giderken muhakkak tokken gidin. Açken gitmeyin yani. Çünkü o sizi ele veren bir şey ve sizi güçsüzleştiren bir şey yani. Ben de o zaman bir iki şey söylemek istiyorum. Taner Hoca'dan benim bir derslerim. Herkes tabii kendine göre dersler çıkartıyor. Bütün teknik kalitenin altında yatan şu var. İnsanın kalbine dokunmak benim özetim. Yani insanın yüreğine, kalbine dokunan bir şey olacaksın. Gerçekten dokunacak. Bunu sahte bir şekilde yapman mümkün değil. İkincisi özgün olmak. Üçüncüsü insan olmak. İnsan olmak, samimi olmak. Yani bunun üstüne tabii tekniği de koyuyorsunuz. Taner'im çok teşekkür ederim. Gerçekten harika bir insansın. Ve bizim sevgili arkadaşlarımızla çok güzel bir zaman geçirdik.
Bilmiyorum. Umut Hocam, son söz sende, patron sensin. Herhalde Taner Bey'e teşekkür etmekte ben de bizim bütün bu grup işte sana düşer. Onun için sözü sana bırakıyorum. Gerçekten çok güzeldi. Çok özel bir akşamdı. Çok fazla not aldık. Nokta atışı cümleler, arkadaşlarımın da o sırada tepkilerinden, gülümsemelerinden, ellerinde kağıt kalemle söylediklerinizi yazma heveslerinden de bunu algılamak güç değildi. Hakikaten çok güzeldi. Öncelikle bir konuşma, bir sunum nasıl olur, nasıl ilgi çeker, bunun örneğini gördük. Ardından da birçok şey cebimize koyduk. Bize bu yoğun programınızda zaman ayırdığınız için ve bütün bilgi birikiminizi paylaştığınız için, ilham verdiğiniz için çok teşekkür ederiz tekrar. Gene sizinle başka platformlarda bir araya gelmek mutlaka ki akademi öğrencilerimizden istek olacaktır. O yüzden en kısa zamanda yeni bir projede tekrar bir araya gelmek de isteriz. Buna vesile olan sevgili Tuncel hocamıza ve moderatörlüğü üstlenen Tuncel hocamıza bir kez daha teşekkür ederim. Teknik ekibin başında sevgili Bora var her zamanki gibi. Şimdi biz bunu yaptık, kaydettik. O bunun montajıyla, YouTube'a konulmasıyla birçok şeyle uğraşacak. Öncesinde de uğraştı. Bora'ya da ayrıca çok teşekkür ederim. Ve bütün katılımcılara da burada zaman ayıran, kendisine, mesleğine, koçluğa, gelişime değer verdiğini, akşamın, gecenin bu saatinde yoğun bir günün ardından burada olarak gösteren tüm katılımcılara da ayrıca çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Son bir soru vardı, onu da kaçırmayalım. Onunla son sözü de sizinle kapatalım Taner Bey. Demiş ki Zeliha'ta, kitap ve film öneriniz. Hani belki aklınıza gelen Netflix dediniz, bu aralar bir dizi, bir kitap, bir film böyle ilk aklınıza gelenlerden söylerseniz onunla kapatalım. Kitapla ilgili hayatımı değiştiren kitaplar diye ben bütün kitapları paylaşıyorum web sitemde. TanerÖzdeş.com.tr web sitesinde kitap tavsiyeleri var. Netflix'te ben her ay sosyal medyada paylaşıyorum. LinkedIn'de ve diğer mecralarda. Şu anda çok fazla dizi var ama dedim ki şu anda benim en çok etkileyen dizi bu şey Bold Type diye bir dizi var. Bold Type. Hakikaten çok hoşuma giden bir şey. Ondan sonra bir tane de Successor var. İş hayatıyla ilgili baba oğlunun şeyi var. Hikayesi var. Bin Türk'te var. Sanırım şey de var. Netflix'te de var. Çok var esasında. Ben bunların hepsini paylaşıyorum. Şu anda pat diye aklıma gelmedi. Beni özelden bana atarsanız cep telefonumu verdim. Paylaşırım ben de. Ama eğer seyretmemişseniz herhalde benim hayatım boyunca seyrettiğim en iyi film bir tanesi Umutların Peşinde. William Smith'in bir filmi vardır Umutların Peşinde. Hem satıcılık hem azim çaba açısından çok güzel bir şey. Onun için çok birçok belgesel var şu anda şeyde Netflix'te takip ettiğim. Gerçekten çok çok değerli yapıtlar var. Beni sosyal medyada takip ederseniz ben sürekli bunları paylaşmaya devam edeceğim zaten. Ama kitaplar web sitemde. Sürekli güncelliyorum. Kitapları oradan bakabilirsiniz. Ben sadece kategori söylemeniz lazım. Ona göre koşukla ilgili birçok kitap okuyorum. Şu anda özellikle koşukla ilgili merakınız varsa ama şu anda şunu söyleyebilirim. Şu anda elimde şöyle bir kitap var elimde. Bu da yeni ilime geçti. Birisi gönderdi. Hakikaten bu kadar etkilendiğim kitap olmadı. Girişimcilik üzerine Akden Holding, Koton, Nef, Opet, Saran Holding ve Zorlu Holding'in hikayeni bu kadar ince bir kitapta anlatmış Şenay. Hani başarı nasıl oluyor? Bu insanlar nasıl başarıyor? Bu kadar samimi, bu kadar özet anlatmışlar. Hakikaten inanılmaz beni etkiledi. Çok etkiledi beni. Bir tane daha var. Bunu da söyleyeyim. Çok güzel. Bu da okuduğum retoriğin ikna gücü diye bir şey var. Eğer bir şey merakınız varsa retorik konusunda. İknanın tamamen geçmişinden bahsediyor. Bu kitap hakikaten güzel. Yani şu anda kütüphanem görüyorsunuz. Yani 1500 kitap var bu kütüphanede. Benim tavsiyem şu esasında. LinkedIn eğitimine kesin yani senaryom ben 800 lira emin oldum yıllık. LinkedIn e-learning bir aylık deneme süresi var. Bence muhakkak İngilizceniz varsa maalesef İngilizce hepsi. LinkedIn e-learning'e muhakkak şey yapın. Bence oraya üye olun. Yani karşını çok rahat alırsınız. Onun dışında benim YouTube kanalımı seviyorum. YouTube kanalı ben çünkü her şeyi paylaşıyorum.
Çok var orada. İnanılmaz güzel sohbetler var yani. Çok değerli. Özellikle Şerif Kaynar'la yaptığın sohbetler, Haluk Ziya Türkmen'le yaptığın hepsi yaşam kurucu insanlar, çok değerli insanlar. O Haluk Ziya'la yaptığım ve Şerif Kaynar'la yaptığım yani çok çok değerli konuşmalar. Evet, herkese iyi akşamlar o zaman diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Çok tekrar. Teşekkür ediyoruz Sultan Hocam. Oldu. İnşallah tekrar buluşmak üzere. Oldu, çok merhaba, teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.